Toplayabilirsiniz. Ekşi mayalı ayet muhteşem. Beni her zaman ayakta tutan ekmek oldu. Hem acımı hem üzgüntümü. Ne zaman çok bir üzgün olsam ekmeklerin güzel olmasıyla benim yüzüm hep güldü, hep ayağa kaldırdı. Bir de yani eşimi kaybettiğim an 5 gün sonra yapmaya başladık biz zaten ekmeği hemen. Onlarla ben hep avundum ekmekle. O kadar seviyorum ki yiyenler de inşallah şifa olur. İnşallah. Bir kadın nasıl ayakta durur? Başına birçok sıkıntı gelse bile umuda nasıl sarılır? Onun örneği var. Sevgi Hanım, Molla Fenari köyündeyiz şimdi. Muhteşem ekmekler yapan gencecik bir hanımefendinin evindeyiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hay maşallah. Sen gene bizden önce gelip inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Makbule ablanın kocası bizden önce gelip gene en rahat yeri gitmiş bulmuş. Selam. Ev sahibi Sevgi. Selam Ali. Ay ekmekler orada pişiyor bile. Evet. Maşallah. Pişiyor, hazırlar şu anda. Piştiler, çıkaracaksın evet, artık. Var çıktı, bunlar hazır, çıkacaklar şimdi. Hadi bakalım, bir çıkar o zaman görelim. Sonra da hikayesini dinleyelim. Çünkü Makbule abla dedi ki, evet, birazcık önderlik yaptım. Yanmasın, yanacak mı ekmekler? Yok, yanmaz. O zaman önce hikayeyi anlat sonra. Gel buraya, ekmeklerin başına. Sen de yanıma gel yamacıma. Nasıl başladın Sevgi'ciğim? Evet, bu işe nasıl başladı? Ben içeri giderken yaptım anonsu, sen duymadın. Dedim ki, yani bir kadın sıkıntı yaşasa da umuda nasıl sarınır? İşte onun bir örneği. Evet. Sevgi nasıl başladı? Biz zor duruma düşmüştük maddi olarak. Ekmek yapmaya karar verdik. 10-15 tane ekmekle başladık bu işe. Makbule ablamın sayesinde, Makbule ablam pazarda çalışıyordu. Bana yap pazarda ekmek satarım ben dedi. Senin ekmeğini satarım dedi. Evet. 10-15 başkasının fırınında, komşumun fırında başladık ekmek yapmaya. Sonrasında işte şartlar, zor şartlardan zor bir şekilde bu ilk küçük fırına başladık. Karşıda fırın evet, var. Evet. 10 tane, 15 tane derken Makbule ablamla beraber Allah ondan 1000 defa razı olsun. Bana hep büyük destek oldu, yardımcı oldu. Sen satıyorsun pazarda. Evet, satıyordu benimkine. Harika. Sonra aynen, bu fırını yaptın. Evet. Sonra işte Allah tarafından pazarlamaya başladık. Peynirci babalarla çalışmaya başladık. Şu anda öyle ilerledik. Yani biraz artık daha neredeyse ne denir ona? Seri üretime başladı. Biraz öyle oldu. Buldum, evet. Biraz sürdü ama korona geçirince insan böyle oluyor. Yani gerçekten insanın kafası böyle. Ben eski pratik zekam yok. İnşallah evet, tekrar gelir. Evet. Başın sağ olsun. Evet, eşimi kaybettim 7 ay önce. Eşimle beraber başlamıştık. Kaybetmiş. Aynen. Sonra ben kendim de pazarlara satış yapmaya çıktım. İlk öncesinde ekmek yapmaya başladığımızda mahallelerde, pazarlarda teker teker dairelere, apartmanlara kapı kapı dolaşıp öyle satıyordum ekmeğimi. Aferin sana. Evet, gece çalışıp yani sonra. Yani olmasaydı şu konuda şöyle bir sarılsam bu yanakları böyle bir mıncırsaydım senin. Kutluyorum. Evet. Yani helalinden sen yeter ki çalışmak iste. Aynen. Allah kapılar açıyor. Öyle Allah, oldu gerçekten. Makbule ablayı gönderiyor. Evet, Allah sonra vesile kıldı Makbule ablayı. Sonra diğer evet, çıkarıyor. Onlar bana çok önce olur. Allah ondan, önce Allah'tan sonra onlardan 1000 defa razı olsun. Bu işe yürümemde, yapmamda sebep oldular. Şimdi, biz de mücadelemizi maşallah bırakmadık. Maşallah diyelim. Nazar değmesin de kaç ekmek yapıyorsun günde? 200-300 yapıyorum. 200-300. Çünkü tabii bunların hepsi kadın ne güzel para kazanıyor demeyin. Çünkü bir sürü belki borç kaldı bilmiyoruz. Kaldı borç burcum, ödüyor. Evet. Yani o yüzden. Eşim sıkıntıdaydı zaten maddi olarak. O yüzden başladık biz bu ekmek işine. Bu mücadeleye devam ederken maalesef eşimi kaybettim. Evet. Ama şöyle sizin bir şey, annenizle babanızla kaybettiniz. Aynı evet, dönemde ben de eşimi kader kaybettim. Evet. İnsan inanamıyor değil mi? Evet. Bir varmış bir yokmuş gibi. Aynen. Hiç üzülme. İki tane şu anda kızım var. Kaç yaşında biri var? Biri 15 yaşında, biri 11 yaşında. Onlarla beraber gece gündüz ekmek yapıp ya büyük kızımla beraber. Ya bak aman şöyle yapayım nefesim gitmesin de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne geliyor aklıma biliyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da annesi yoktu, babası evet, yoktu. Ama o iki dünyayı aydınlatan bir güneş oldu. Evet. Rabbim çok şükür böyle bir yeteneğin varmış. Sana destek olanlar da evet, varmış. 1000 defa. Harekete geçirdi. Ya hiçbir şey yapacak gücün olmasaydı. Aynen, sağ olun. Ya elin ayağın tutmasaydı ne olacaktı? Evet, çok şükür Allah'ıma. Ya zekan olmasaydı. Evet. Allah'ıma şükür. Allah bir yerden kısıyorsa öbür evet, taraftan akıtıyor. Eşimi kaybettikten sonra da yapalım mı yapmayalım mı ekmeğe devam edelim mi diye Makbule abla her telefon açışında hep bana yine kalk Sevgi ayağa, yine tekrar ayağa beni o kaldırdı. Peki. Kalk sahip çık işine. Allah kızım, razı olsun. Büyük kızım bir nevi aynı şekilde. Çok nerede büyük o, desteğim. İçeride mi? İçeride. Şunu merak ediyorum.
Sen ekmek yapıyorsun, 200-300 tane ekmek pişiriyorsun ama bunun bir hamurunun hazırlanması var. Bir evet. ateşin, közün hazırlanması evet. var. Saat kaçta kalkarsın? Hem de o öbür tarafı yakışır mı görsün? Ben yatmıyorum zaten. Nasıl yatmıyorum? Saat 8'de başlıyoruz biz yapmaya. Ekmeği, hamuru yoğurmaya. Akşam 8 mi? Tabii akşam 8. Sabaha kadar devam ediyoruz ekmek yapmaya. Vardiyeli olarak önce büyük kızım çıkıyor ekmek yapmaya, 15 yaşında olan. Sonra gece saat 2'de ben çıkıyorum sabaha kadar. Sonrasında 2-3 saat uyup tekrar çıkıp dışarıya günlük. Ne demek şimdi, böyle kalıplara mı koyuyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Biz pinet diyoruz. Kalıplar var hazır. Onlara koyuyoruz. 1,5 saatte mayalanması, teknede mayalanması sürüyor. Sonra 1,5 saat pinetlerde mayalanması. 1 saat fırında pişmesi. Yaklaşık bir fırın ekmek 4,5-5 saatte meydana geliyor. Yani hiç yatmıyorum diyorsun. Nasıl dayanıyorsun bu kadar uykusuzluğa? 2-3 saat uyuyorum. Alıştı vücudum. Allah. Önceden daha da yoğun çalıştığım için. Yani önceden eşim varken. Yine ekmek için. Tabii sabaha kadar ekmek yapıyordum o zaman çalışıp. Sonra pazarlamaya da kendim çıkıyordum. Pazara ekmek satmaya Allah gidiyordum. Makbule ablamın yanına. Saygıyla önünde eğiliyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. O zaman orayı nasıl yaktığını görebilir tabii miyiz? Hadi buyurun. Çünkü burada şimdi pişmiş. Çıkaracak. Onu ne zaman çıkaracaksın sevgicim? Hazır, çıkacağım. O zaman önce onu çıkaralım. Tamam. Hadi hadi gösterelim. Bismillah. Yaşasın. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yakar mısın fırını? Ateş at, tutuşsun fırını. Hadi bakalım. Ama onu da görmek istiyorum ben. Hem onu hem onu görmek tamam. istiyorum. Her şeyi görmek istiyorum. Dur Öner, dur. Hayır hayır, yakarken görelim o zaman. Aç kapağını Öner. Kapağını aç Öner. Hani vardı ya filmde, Şener. Şener gibi oldu, Öner. Zaten hazır. Odunları modunları hazırlamış. Ateşi verecek Öner. Bismillah. Sırf bu iş için Öner yanında çakmak taşıyor. Ocağı yakmak için çakmak taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketli olsun. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Orada da kağıt var mı? Hemen bir kağıt o kadar şey tutuşturur mu? Bismillah. Ve hızla. Hemen de yandı. Allah Allah. Maşallah. İçerisi kuru. Evet şimdi fırından çıkan. Ay kokuya bak, kokuya ya Rabbim. Allah'ım sen bana yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan kadın işte ya. Ay ay ay. Toplayabilirsiniz. Ekşi mayalı. Oh muhteşem. İçinde patates de var mı yok, bunun? Yok biz koymuyoruz. Koymuyorsun. Sadece ekşi mayalı su. Ayırma. Tereyağı var mı? Bal var mı? Ne duruyorsun? Çay yapsana. Hadi bakalım bismillah. Ha buraya dizeceğiz. Bunlar da ekmek tertemiz. Maşallah tebarekallah. Hayır bir an düşündüm ben de yapabilir miyim diye ama sonra o iki ekmeği ziyan etme riski de var. Yiyebilirsiniz. Sen hepsini yap son ikiyi bırak. Bir deneyim. Yani bismillahirrahmanirrahim. Herkes her şey yapamaz bir kere. Yapamaz. Herkes her şey yapamaz. Hay bismillahirrahmanirrahim. Ekşi mayalı sevginin ekmekleri. Sevgiyle yaptığı ekmekleri. Adı ne? Kadir. Kadir. Ay mekanı cennet olsun. Bir kere inşallah şehitlik makamına erdi o. İnşallah. Bir tane var değil mi? Çok. Ekmek çok. Ben alamadım sadece. Sen alamadın. Ben alayım dur. Bir deneyim ne olur olur mu? Tabii ki. Ay o kadar güzel bir koku var ki. Ya Rabbi. He Allah korusun sopayı geçiriverir. Sen tut bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sen de sunuculuk. Söz bende. Madem herkes her şeyi yapabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi getirdim. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alkışlayabilirsiniz evet. Bu isteği de çektiniz. Herhalde nasıl? Herhalde bu ateş var ya. Öyle mi? Dur bir dakika lan. Havam çabuk söndü. Aa, alamıyorum. Kesin kaydı. Vallahi alamıyorum. Niye? Var mı? Bak birbirine mi yapışmış? Ne olmuş? Ayşenur'u göstersene. Yok yapamıyorum. O kadar da kolay değilmiş. Neyse ben. Zor mu? Hayır bir an panik oldum. Ama ne yapayım kız da bir tane alabilmişti demin değil mi? İlla her seferinde iki tane alacağım diye bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim.
Ay ben bu işi çok sevdim. Bekleriz her zaman. Gel sen diğerleri yanmadan kendin al bir taneciğim. Ya Allah. Al canım. Teşekkür ederim. Herkes benim işini yapsın. Ben beceremedim. Yok yok, bir yere sürttüm herhalde ama çok keyifliymiş, evet. Ya. İnsana gerçekten. Beni her zaman ayakta tutan ekmek oldu. Her acımı bununla. Dur bakayım. Duymadılar. Beni her zaman ayakta tutan ekmek oldu. Hem acımı hem üzgüntümü. Ne zaman çok bir üzgün olsam ekmeklerin güzel olmasıyla benim yüzüm hep güldü, hep ayağa kaldırdı. Bir de yani eşimi kaybettiğim an 5 gün sonra yapmaya başladık biz zaten ekmeği hemen. Onlarla ben hep avundum ekmekle. O kadar seviyorum ki yiyenler de inşallah şifa olur. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi. Ben bütün terapi yapıyorum biliyorsun. Evet. Bütün terapi verdiğim kişilere bu hadis-i şerifi okuyorum. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir şey sizi üzdüğünde mutlaka bedeninizi yorun diyor. Ben annemi babamı peş peşe kaybettim. Deli gibi bu gübre işinde koşturuyorum. Evet, İnan akşam nasıl oluyor, yatağı nasıl koyuyorum, her tarafım ağrıyor ve şak uykuya dalıyorum. Öyle olmasa vay ne oldu, vay ne oldu, ne yapacağım? Aynen. Allah'ın izniyle. Ben de öyle. 2 saat uyku o yüzden zaten iyi geliyor. Perakende de satıyorsun burada katı değil satıyorum, mi? Katı satıyorum, evet. Aşağıda tamam. Tezgahım var. Burada tezgahı var, yumurta da gördüm orada. Evet, yumurta da var. Burası tam süt olarak var. Neresiydi? Mola Fenarik Mahallesi. Gebze'ye bağlı. Mahallesi, evet. Gebze'ye bağlı. Tam köşede de tezgahı var arkadaşlar. Evet. Başka tezgahları bırakın. Buraya gelin. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bereketli olun. Amin. Çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim. Ekmeklerin hepsini alacağım. Bunların müşterisi var mı? Satın alabiliyor muyuz? Tabii alabiliyorsunuz. Ha, yaşasın. Satın değil yani. Hayır, olmaz. Ateş de yandı. Çatır çatır. Diğer tam bu da ekmeği de yapıyormuş Sevgi. Oo, harika görünüyor. Bir de hamurları gösterecek bize. Onlar nerede sevgicim? Nasıl? Tamam tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ay çok güzel. Selamünaleyküm. Oh tertemiz. Tamam o çıkmasın. Böyle. Seriyoruz, kazanlarım var orada. Karıştırıyorsun. Aynen bu şekilde hazırlıyorum ekmeği. Ondan sonra bu ne demişti bunların ismi ne? Pinet. Pinet. Pinetlere koyuyor. 1,5 saat dinlendiriyoruz yapış şeklimiz. Hı. Artık senin elin gramajlı gibi olmuştur da. Aynen. Ama yine de tartıyorsun anlaşılan. Tartıyoruz hepsi, geçmesin diye teker teker hepsini tartıyoruz. Kaç gram olması lazım? 1 kilo 400. Tam 1 kilo 400'ü elinde bildin yani. Yani evet, artık zırhlık yaptığım için ben. Sadece ben emin olmak için koyuyorum teraziye. Allah 2-3 gram oynuyor benimkinde. Hayma, bir daha yap bakayım ellerini o yıkadı buraya gelince. Merak etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopardı. Oh. Hop. Kaç? 1 kilo 400. Allah Allah. Maşallah. Ay, tebarekallah. La kuvve. Orada kalıp da şeklini alıyor. Aynen. Hay maşallah tebarekallah. La kuvvete illa billah. Ocak ne kadar zamanda hazırlanacak bu ateş? Yani 40 dakikaya hazır olur. 40 dakikada aynen. Köz oluyor. İyice aynen, içini maşallah. Isıtıyor. Temiz artık içine. Pişir mi? Aynen. Sonrasında ekmeği atıyoruz fırına. 1 saat o ekmeği fırında bekletiyoruz. Sonrasında çıkartıyoruz. Ekmek hazır olmuş oluyor. Yani 1 saat fırının içinde ekmeğimiz kalıyor. Evet. 1 saatte bunlar da kalıyor. Pinetlerimizde. Evet. Bir de hazırlanması. 1,5 saatte burada var. 4,5 saat. 4,5-5 saat evet. Evet maşallah tebarek. Allah bereket versin. Amin, Allah gücünü kuvvetini artırsın. Amin. Kızını göremedim ama gel. Onu da benim için öp lütfen. Burada. Nerede? Nerede? Göstereyim kamera arkasında. Nerede? 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 Aynen. Hadi bismillah. Küçük kız da okulda. Şimdi o üzülmesin. Ayşe Nur kutluyorum seni. Annenle hayatı paylaşıyorsun ve üretiyorsun. Gece kalkıyor musun, annene yardım evet, ediyor musun? Evet, başlatıyor ekmeği. Hay maşallah, tebarekallah. Oku, bitti mi? Okuyorum. Okuyorum. Aynı zamanda. Uzaktan eğitim olduğu için hem okuyorum hem anneme yardım ediyorum. Aferin benim kızıma, maşallah, kutluyorum. Kutluyorum, Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Ben bir ekmek alacağım. Olur mu? Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki destinasyon. Makbule abla bize fırında kuzu yapmaya karar vermiş. Sen niye bu kadar çok yordun önce kendini? Kendimi kötü hissediyorum. Hakkını helal et. Helal olsun. Ben çağını gönülden yapıyorum. Kuzuyu önce ne yaptın? Haşladın önce mı? Haşladım. Tamam. Sonra sosladım. Ne koydun sosta? Ne var? Kekik, yoğurt, kırmızı biber, karabiber, tuz,
Sosladım. Hadi sosladın, şimdi fırına gidiyor. Fırına. Bir yandan mancarlı pide hazırlanıyor. Burada ışık yok, kusura bakmayın arkadaşlar. Cep telefonlarıyla ışık tutuyorlar. Buradaki elektrik işini inşallah çözeceğiz. Of, şuradaki görüntüye bakar mısın Selim? Ateşin görüntüsü muhteşem. İkbal Hanım. Efendim canım. Bakar mısınız? Oy, ikinci tepsi. Kız ben hep burada yaşayayım ha. Herhalde. Yani hep aynı şeyleri yapacaksam tabii canım, böyle. Tabii. Bir kuzu kestiler bize ya Rabbim. Tabii canım. Hadi bakalım fırına verelim o zaman. Şengül. Kuzeneye mi koyacaksın, oraya mı? Oraya. Oradaki şeyi nasıl alacağınız? Ateşi. Şengül tepsiyi alalım. Şengül. Tepsiyi al, dışarıya koyalım onu istersen. Acele etme. Şu. Bismillah. Ateşi alıyor közü. Hay bismillah. Aman diyeyim üstümüze düşmesin. Dikkat et, elin yanmasın. Fazlası alındı. Hadi bismillah. Ne kadar dakikada pişecek canım bu? 5-10 dakikada hemen kızaracak. Zaten pişmiş. Pişmiş. Tabii canım, pişmiş zaten. Hadi bakalım. Şey gülüyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın, hadi. Diyor ki gözüne sokmaya hazırım sopayı diyor. Hay maşallah. Ne kadar güçlü kuvvetli kadınlar buradakiler ya. Vallahi maşallah tebarekallah. Fırın küreği. İyice yayıyor ki eşit olarak evet. Isı orada olsun. Fırının içi sıcacık zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Gözümüze girebilir diye uzak duruyoruz. Hay maşallah. Amanın gel Selim gel. Hazine buradaymış. Fırına vermeden evvel ne yapıyorsun? Fırına vermeden öncesi Islatıyorsun. Sütlü karışımı. Hayır, yoğurt. Üstünü sosluyorum. Yoğurt, bir dakika. Yoğurt. Makbule konuşacak. Yoğurt, yağ. Bitmedi mi o? Sosluyorum ha. Yoğurt ve yağla sosluyor. Evet, yağ. Hamur mayalı hamur değil mi tatlım? Tabii canım, tabii. Bayağı bir bıcık bıcık yaptı. Hepsi aynı anda mı pişecek? Tabii canım. Ana. Bunun bir tepsisini ben götüreceğim mecbur. Tabii canım, herhalde. Tabii. 40. Göz hakkı oğluma götüreyim yavrum benim. Köy ekmeği alıyor 40 tane. 40 tane köy ekmeği. Köy ekmeği alıyor orası. Hay maşallah. Tabii. Götüreyim mi bir tanesini artık? Gelir. Hadi bismillah götürüyoruz. Ya Allah bismillah. Veriyorum tatlım. Tabii canım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Oh. Mancarlı börekler fırına veriyor. Bir de lokum yapıyormuş hatunlar. Ben normalde yere oturamıyorum. Hele hele bu koronadan sonra hiç oturamıyorum ama sizin için. Evet güzel kadın. Nedir lokum? Lokum ne? Hamur açıyoruz işte. Sütün içerisinden lorundan lokum yapıyoruz. Peynirli lokum. Peynirli lokum. İçine evet. Maydanoz falan da maydanoz koyuyoruz. Yumurta koyuyoruz. Karıştırıyoruz işte. Hamuru açıp içine seriyoruz. Hadi bir açıver. Sonuncusuna yetiştik çok şükür. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ama tepside koyacak yer yok galiba. Tepside koyacak yer yok. Tepsi de orada. Bakın resmen gerçekten lokum gibi yumuşacık yumuşacık. Onlar şimdi pişecek, pofuduk pofuduk olacak fırında diğerleriyle beraber. Normal mancarlı pideleri fırına verişini çektik. Evet. Hatunlar, ne zamandan beri bu pideleri yapabiliyorsun? Kaç yaşında öğrendin hamur açmayı? 15 yaşında öğrendim. Evlendikten sonra evet, evlendikten sonra. Kız 14 yaşında nasıl verdiler seni? Kaçtım. Tam anne babaya laf edecektim. Niye utanmıyorsunuz bu küçücük çocukları evlendirmeye falan diyecektim. Hiç pişman oldun mu kaçtığına? Ya olmadım da sonradan oldum. Anne babayı üzdüğün keşke içinde. Duraydım biraz daha. Heh. Evet fabrikalar vardı çalışırdım. Hayatımı yaşadım. Fabrikada çalışarak hayatını yaşadın. Evet. Koca sorunum olmaz, çocuk sorunum olmaz. Kocan hayatta mı? Evet. Şimdi duyacak bunlara ne olacak? Duysun ne yapalım. Abu, ben aile saadetine mani olmayayım da Allah korusun. Bunu açarken dikkat ederseniz normal hamur açarmış gibi bastıra bastıra değil. Nazik nazik, yumuşak yumuşak yapıyorlar. Öyle yapıyoruz. Bunu yapmanın zaten. Sebebi hamuru yumuşak tutmak mı nedir? Evet yumuşak. Hamur yumuşak. Yapışır yoksa diyorsun. Evet. Bir de sert oldu mu açması zor olur. Yumuşak oldu mu hafiften bastırıyor yuvarlak. Bir de yerken de sert hamur daha sert. Bunu büyük ihtimalle biraz böyle... da bu şey kabarıyor sıcakta da poful poful oluyor. Poful poful oluyor. Evet. Sonra biz onu yiyoruz biz de poful poful oluyoruz işte. Gördüğünüz gibi burada. Zayıf da yok değil mi? Herkes poful poful. Herkes poful poful şeyleri yiye yiye.
Allah'ım diyorum ya. Niçin tamam. bu güzel şeylerin hepsi kilo aldırıyor? Evet, şimdi peynirini de koyalım. Pardon, yoğurt vardı, peynir vardı, yumurta, maydanoz. Evet. Ondan sonra pancar karışık. Diğer börekler tamamen mancarlı. Mancar yeşillikten... Ispanaklı. Soğan. Baharat. Baharat. Evet. Ha, bir dakika, ne yaptın? Katlamadın değil mi henüz bir tarafını? Katlamadım. Önce koyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurda kalmadı tam zamanında. Yok, varmış daha. Maşallah, bu kadar çok mu koydun hepsine? Evet, İkbal Hanım. Siz ne kadar böyle eli bol. Çünkü bol, malzeme bol. Ha, malzeme bol. Tabii bize onlar başka yerde koklatıyorlar resmen. E burada sürü varmış, malzeme olduğu için biz de fazla fazla koyuyoruz malzemeyi. He. Zengin Makbule abla, koyunu var, keçisi var, değil mi? Evet. İneği var, he. Süt bol, ot bol. Hepsi. Başka yerlerde parayla alıyorlar İkbal Hanım. Hah. Burada Allah Makbule ablanın kendi üretimi olduğu için biz de bol bol kullanıyoruz. Yani burada biz cennete düşmüş gibi bir şeyiz. Evet, evet, aynen öyle. Peki, ben kızına özellikle teşekkür ediyorum. Aşkım benim, çok... iyi ki aradın. Eğer böyle kızlar ve böyle analar varsa bize derhal ulaşsınlar. Çünkü hedefim 200 kilo olmak. Allah razı olsun hepinizden. Yok yok, estağfurullah. Bele zarar, dize zarar, kilo. Evet. Ama bir arkadaşım var, sevgili hanımlar, beyler. Akşam ezanından önce diyor yiyorum, ondan sonra bir daha ezandan sonra hiçbir şey yemiyorum. Kız nasıl ekmek, tatlı, çikolata yiyor, dal gibi. Akşam yememeyi başarırsa... Şimdi herkesin bünyesi bir olmaz. Kimisinin bünyesi yakar, kimisinin bünyesi de bir bardak su içsen kilo olursun. Su da kilo aldırır mı ya? Aldırır. Ödem yapar o, yo, kilo aldırır. Değildir de. Su da kalori mi var ki şişmanlatsın? Tabii diyor. Peki, dışarıda bir sürpriz var. Hazır mısınız? Hadi sizi bir yere götürüyorum şimdi. Kolay gelsin. Bunun üstüne bir şey sürülecek mi? Biraz yoğurtla yağ. Ha, diğerine yaptığımız gibi, mancarlı pide yaptığımız gibi. Kapağını kapattık ocağın. Nasıl bir şey olacak? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Allah'ım sen ağzıma mukayyet ol. Amin. Amin. Hayır, bir de maşallah da yani bu kadar çok şey yapmana ne gerek var yavrum? Niye bu kadar çok? Kuzu kesmiş, hamur yapmış, baklava yapmış. Her zaman mı böyle? Allah yine yere verirmiş. Her zaman yapar. Aa, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Biz neredeyiz? Pelitli köyündeyiz, Gebze'de. Kesinlikle. Bu güzel Atabey ailesi bütün Marmara bölgesine kurban kesimi yapıyor. Çok güzel bir şey öğrendim. Haberiniz olsun istiyorum. Eğer kurban bayramında kurban kesecekseniz buraya geliyorsunuz. Hanımefendi size güzel kahvaltı sofrası hazırlıyormuş. Kurbanlar kesilirken siz güzellikle çayınızı, kahvaltınızı içiyorsunuz, yapıyorsunuz kahvaltınızı. Etleriniz parçalanıyor, paketleniyor ve size veriliyor. Sen sağ, ben selamet. Bu çok güzel bir hizmet. Bütün aile burada çalışıyor. 20-30 tane de kasap geliyormuş. Anında tak 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 tak. Bence bütün İstanbul'a haber olsun. Olur mu? İnşallah. Atabey ailesi deyince bu dediler mi? Esat Ağa Çiftliği. Ne adı? Esat Ağa Çiftliği. Esat Ağa Çiftliği. Aslında hanım ağa da Esat Ağa. Sürprize gidiyoruz. Hadi buyurun. Bismillah. Ben tabii buradan çok zor kalkacağım. Yavaş yavaş. Ya Allah, bismillah. Sürpriz. Bak 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 bak. Omuzlara bak. Omuzlara bak. Koro. Koro nerede? Koro gelin. Gelin Koro. Yaraman, yar yaraman, yar sarayım oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Cennette inşallah. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Allah. Yar saçları. Gül benim hayatım.
Aşkım iki çeşit yeter, bir yöresel bir şey. Yani bu ne? Gerçekten diyorum hani vallahi bak biz yani hani tabii bugün belki biraz ama biz hep böyleyiz. Ha benim için özel yani değil yani. Benim için hep özel değil. Yani biz yani hiç sıkılmayız yani. Ya, içimizden geliyor. Ya, yaklaş yaklaş. Sıkılmayız yani böyle çok yemekten ne bileyim kalabalıktan. Yani bir de hani diyor ya. Evet. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Allah bereketini artırıyor gerçekten. Bu zorlan olan bir şey değil. İçeriden gelen bir şey. Çeşit. Köy insanıyız. Yüreğimizden geliyor. Ay ne güzel. Yani. Bu köyde boş ev var mı? Var. Çok. Tamam valla burada bir arazi marazi almak lazım. Ben söz veriyorum ben hayvanları otlatmana izin veririm. Tamam. Çünkü almışlar hayvanlarını otlatmıyorlarmış ya baklavayı tamam. Yapmış. Şimdi yan tarafta bir enginar bahçesi gördüm. Ay çok güzel yengemlerin mi dedin? Kim amcamızın karısı. Amcamızın altı yok, enginar ama... üstü baklalı enginar yapmış. Az önce biber serasına gittik. Biber serasına dedim ki dolmalık bibere hastayım. Allah karşım başka bir şey isteseymişim olurmuş. Keşke bir yat filan isteseydim yani. Dolmalık biber dedim önüme efendim Karadeniz'in biliyorsunuz nedir? Fırında sütlacı. Trabzon. Asmadan. Buradaki asmadan. Ben bir şey söylüyorum. Hareket şu. Onu bana versene bir dakika dur. Biber. Ha ta içinde mi? Üçü böyle apartta bekliyor. Sen bir şey söyle. Bir kelime söyle. Bir türkü geçen. Evet hadi. Ne mesela? Ne söyleyelim? Ayvayı söyledik. Fasulyeyi söyleyelim. Fasulyeli türkü bilmiyorum. Var mı fasulyeli türkü? Fasulye yedi buçuk şimdi böyle hazır bir şey söylese de oradan İkbal bir şey söyle ben başlasam. Fasulye. Allah neşeli daim eylesin. Ben turlara katılıyorum ya. Öyle mi? Otellerde ya sahne alıyorum. Aa, adın ne? Gönül Kasapoğlu. Gönül Kasapoğlu. Aa. Otellerde sahnelerde yer alıyorum. Ben hani turlara gidiyorum. Ay bundan haberim yok. Alışık olduğum için bu ritimlerim ondan öyle. Peki lütfen ismini not edelim. İnternette seni bulabilirler mi? Düğünlere, derneklere çağırmaya. Evet. Bak bugün düğüne çağırdım şimdi az önce. Bak bereketli geldik görüyor musun? Tamam. Kuzu kesmişti ya. Gönlü zengin hatun. Kuzu şimdi fırından. Tabii o kuzunun annesi buradaysa bizim hakkımızda hiç iyi şeyler düşünmeyecek. Tamam mı? Ay kıyamam. Efendim hep fırında yaptı hem saç kavurması yaptı. Soğansız bu yeşil domatesli değil mi aşkım? Evet maşallah. Bu buranın yoğurt da kendi hayvanlarının. Bu ne tahin mi bu da ne patatesli? Ne? Katmer. Ne? İçi boş mu? Bismillah. Ay anneannem bunun düzünü yapardı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mahvet. Düzünüm yaptı. Konuşmaya gerek yok. Neydi? Nasıl bir şeydi o? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok.
görüyorsunuz. Hadi görüşürüz. Hay maşallah, mutlu son. Fırından kuzu çıktı. Mancarlı pideler çıktı. Saç kavurma zaten hazırdı. Soğumadan yiyelim. Arkadaşlar hepinizin eline çok teşekkür ediyoruz. Makbule Hanımcığım, hakkını helal et. Nasıl helal edeceğim? Annenin ruhuna dua annemin edelim. Ruhine. Çünkü annesi sürekli beni seyrediyormuş. Ne yapıyormuş bir anlat. Annem namaz kılardı. Tespih çekirdi. İkbal Hanım'ın önüne gelirdi. Orada tespihini çekirdi ki çok severdi seni. Anlatamam ya. Adı neydi? Esma. Esma teyzenin de ruhuna bir fatiha göndersin. Çok severdi seni. Herkes derdi ki hep anne Makbule beni onun programına getirsin. Ay. Onu ruhu görsün inşallah. İnşallah Rabbim. Evet, buradayız. Allah'ım senin evindeyiz olsun. İnşallah görüyorsundur. Senin kızın, ablam torunun, var Bursa'da. Hepsi. Fatma ablam, ona selam diyorum. Ofta Melek ablam var. Ona selam söylüyorum. Yadigar isminde arkadaşım var. Maldebe'de. O da benden, senden özellikle selam istedi. Peki selam olsun. Ben de of of diyorum. Evet. Allah'ım herkese ablamla versin. Ablamla da seni çok seviyor. Olmayanlara da versin. Ellerinize sağlık. Artık biz bunları da yerken göstermeyelim. Kusura bakmayın. Siz de çalışın, sizin de olur. Hadi hoşçakalın. Bismillah. Afiyet olsun. Oturacağım. Bunu plastiğe koyunca şey olmasın. Sıcak ya. Tabak yine. Tabak yine. Tabak. Bir tane. Ay Allah razı olsun. Tabak yine. Şekerden geçsene. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyurun kızlar. Abicim sen yoksa yedin mi? Ben bırakır mıyım diyor. Daha önce gitmiş yemiş. Bu bölgede birbirine çok yakın köyler var. Ve iletişim de çok güzel. Şimdi Pelitli Mahallesi ile burası arası kaç kilometre? 1 kilometre veya 1,5 kilometre anca da. Aynen. Hanife Koç, Koç gibi bir kadın. Evet. Gözleme yapıyor burada maşallah. Eşim ve çocuğunla beraber aynen, mi? Aynen, kızımla beraber işletiyoruz. Eşim, ailecek işletiyoruz. Kahvaltı üzerine, gözleme üzerine, ızgara üzerine yapıyoruz. Hemen arkada göstereceğim inşallah. Aynen inşallah. Burada da kiraz bahçeleri varmış. Kiraz bahçemiz var, ondan biraz kiraz toplayacağız. Satıyor musunuz kendi ihtiyacınız için? Yok, satıyoruz. Satıyoruz. Kendi ihtiyacımızdan fazla olduğu için satılıyor. Satıyoruz. Tavuklar toplayıp. Da sizin. Tavuklar da bizim. Aynen. Oh. Tavuklarımız da bizim. Maşallah. Kirazlarımız da bizim. Ne kullanıyorsun? Kirazın bakımını nasıl yapıyorsun? Kirazın bakımı önce budak yapılır. Sonra dipleri açılır. Diplerine gübre verilir. Ondan sonra ilaçlaması yapılır. Olduğu zaman, kirazlar olduğu zaman tekrar bir ilaçlama yapılır. Sonra toplamaya hazır olur kirazlar olduğu zaman. Cinsi ne bu kirazların? Bu kirazın cinsi Napolyon. Napolyon, o zaman daha Napolyon. İyi olması lazım bunların. Aynen bak orada da var. Bak erken burada olan, daha olgunlar var. Bu, gelin. Bu Napolyon kirazımız. Koyu oluyor. Havzahmet aynen. İşte bunların en büyük sıkıntısı yağmur aynen, yediği yağmur. Zaman çatlaması. Bende onun anahtarı var. Aynen. Merak etme. İnşallah. O kabuğun çatlaması da engelleyebiliyoruz artık. İnşallah. Raf ömrünü uzatabiliyoruz. Tamam. Her şeyde kavunda, karpuzda, hatta kapya biberde bile ben çatlamalar gördüm. Evet. O çatlamaları evet, engellemek mümkün. Aynen oluyor. Kiraz çok faydalı. Aynen çok. Sapını kaynatıp içersen seni zayıflatıyor ama kendini yersen. Süper. Faydası aynı. Kanı sulandırıcı aynen, özelliğiyle, kanı temizleyici özelliğiyle evet. Çok meşhur kiraz. Aynen. Toplayalım. Peki, arkadaşlar geçen benim bahçemde de var kiraz da yeğenlerim geldi. Onlara dedim ki aman dikkatli olun toplanmasını sen bir göster. Toplarken bunu dalını kırmayacaksın. Bunun şeyini sapını da koparmayacaksın. Sapıyla beraber koparacaksın bunu. Yani sadece meyvesini aldığın zaman meyvesi çürüme yapar. Olmaz. Hem çürüme ama, yapar hem de önümüzdeki sene daha az verir. Az verimi tatlı yapar. Da daha siyah olur. Aynen. Bu sepetimizde böyle asıyoruz toplarken. Onun kancası var. Onun kancası, onun özelliği o. Kiraz sepeti olmasının özelliği o. Kirazımızı toplarken bunu bu şekilde topluyoruz. Sapıyla beraber topluyoruz. Dalına zarar vermeyeceğiz ki seneye tekrar olsun. Evet. Ama sapları bırakırsak tekrar aynen. Ediyoruz. Önümüzdeki sene aynen. Kiraz vermiyor. Kiraz vermiyor. Çünkü verimi iyi olması için sapıyla beraber toplayacağız. Eğer ki koparıp da dalını budağını indirdiğimiz zaman hem meyveye zarar veririz hem de bir dahaki sene
bu kadar meyve olmaz, olmaz. Vermez. Yani kiraz ağacı. Sen bana bak, ben sana bakayım ayol öyle. Diyor. Aynen öyle. Bu kirazın yaprağından da dolma yapılıyor biliyorsun, sarma. Evet yapılıyor, aynen yapılıyor. Çok evet. Lezzetli, hafif mayhoş bir tadı oluyor. Aynen, ay, aynen. Ay, ay çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hatun Hanife Hanım eşiyle beraber kahvaltı gözleme vesaire yapıyor ya. İleride de sevgili kardeşim Selim bu kirazları şöyle bir göstersin size. Maşallah, maşallah, yok yok, çileğimiz var, domatesimiz var, enginarımız var. Enginar bunlar. Evet, enginar. Evet. Birazcık acık böceklenmiş gibi. Yağmur mu yaptı bunu? Yağmur yaptı, evet, yağmurdan oldu. Onlarla da yine mücadele etmek aynen, gerekiyor. Fasulye aynen. Ekmiş oraya. Fasulyemiz var. Sen nerelisin? Ben kendim Balıkesirliyim. Nereden buraya geldin? Burada çalışıyorduk, öyle kısmet oldu, geldik işte. Yani evlenmeden önce mi sonra mı? Evlenmeden önce burada fabrikada çalışıyordum. Eşimle orada karşılaştık. Öyle birbirimizi isteyerek geldik. Ay çok güzel maşallah. Sarımsaklar ekilmiş. Bunlar evet. Herhalde kendi ihtiyacımız. Aynen aynen. Oradaki o mor açan çiçeğin adı ne? O... Bilmiyorsan bilmiyorum da uydurma. Bilmiyor değil. Ebe gömeceğini. Ebe gömeceğinin çiçeği o. Evet, evet. Allah Allah. Evet, ebe gömeceğinin çiçeği. Ebe gömeceği yerde olmaz aynen. Mı? Aynen. Yerde oluyor ama o büyüdüğü için, o koparanmadığı için o şekilde geliyor. Evet. O Allah şekilde geldikten sonra Allah. Çiçek açıyor yazın. Aa bir dakika, damar otu diye bir ot toplamıştı bir hanım. Onu seyircilere göstereyim dedim, unuttum. Ha. Gelin bakalım burada Allah'ın izniyle. Neli gözleme yapıyorsun? Ispanaklı yapıyorum. Peynirli, kaşarlı, patatesli. Kıymalı. Ballı kaymaklı var mı? Ballı kaymaklı isteyen olursa yaparız. Neden olmasın? Nasıl yapıyorsun? Ballı kaymaklıyım mı? Ballı kaymaklı balı döküyorum. Kaymağı da üzerine yayıyorum. Kapatıp ya, onu acilden atıyorum. Değil. Ben bir ballı kaymaklı gözleme yapıyorum. Tamam. Hazır yufkanın içine bir tane yumurtayı kır. Tamam. Elinle patlat yumurtayı. Şöyle oh, çevir. Oh. Ondan sonra küçük küçük kaymakları kes serpiştir. Aynen. Katla gözleme yap. Tamam. Onu... zeytinyağında, ayçiçek yağında çevire kızart. Evet, ardından evet. Aldıktan sonra tabağa koyacaksınız. Nar gibi kızarmış gözlemeyi. Sanki içinde koyduğunuz kaymak yetmiyormuş gibi. Evet. Nar gibi kızarmış gözlemeyi tabağınıza alıyorsunuz. Evet. Üzerine bir daha kaymak koyuyorsunuz. Aynen. Sonra süzme balı böyle etrafına evet. Döküyorsunuz. Ve sonra 46 beden oluyorsunuz. Baba. Şu kuzuları görüyor musun, şu kuzuları? Ay onların hikayesi var. Gel anlatacağım Selim. Şimdi buradan deyip duruyorlar. Dedim ki nerede bunun anneleri? Meğer bu kuzuların anneleri doğum yaparken ölmüş. Ve sahipleri bu iki yavruya bakamayacağına karar vermiş. Ve sonra sizi aldı. Senin kızın adı ne? Buse Nur onlara annelik yapmış resmen. Sütlerini o verdiği için Buse Nur'u anneleri zannediyorlar. Buse Nur'un peşinde dolanıp duruyorlar. Bak. Açayım da gelsin mi? Buse Nur nerede? Bir çağırsana Buse Nur'u. Emine abla açsana kızları. Ne? Aç kızları aç. Gel anne burada. Peki nasıl gerçekten büyüttü? Yani biberon mu verdiniz? Biberonla veriyor. Hı. Biberonla sütle öyle büyütüyor. Mama alıyor, süt alıyor. Hı. Onlarla büyütüyor. Onlar küçüklükten alır, onu büyütür. Büyüdükten sonra kıyamaz. Kıyamadığı için de, kendi kesemediği için de başkasına verir. Göz görmediğinde gönül katlanır. Size getiriyorlar. Ya biz alıyoruz, öyleleri buluyoruz, alıyoruz. Hep ay benim Allah kızım öyle büyütür. Kaçıncı olsun. Oldu bunlar? Canım. Aynen. Süt annesi. Aynen, süt annesi benim kızım. Çok tatlılar gel, ama. Gel. Bir oğlan, bir kız. İkiz bunlar. Gel. Gel, Buse Nur değilim ama. Gel. Canım. Bak. Heh, bak şuna. Efendim, gördüğünüz gibi hiç ortada süt yokken kardeş kardeş geziyorlardı.
Sonra birbirlerinin üstüne çıkmaya başladılar. Hayat da böyle işte, görüyor musunuz? La ilahe illallah. Allah kimseyi annesiz babasız, böyle yanlış dua etmeyeyim. Allah herkesi annesi babasıyla büyütsün inşallah. Hadi bakalım artık. Aç ayı oynamaz demiştik ya. O yüzden gözleme yapımına gidiyoruz. Aa dur bir dakika Selim. Sirken otunu unuttum. Gel Allah aşkına. Bak. Deli sirken. Burada da sirken otu var. Aslında babam anlatmıştı bana, onun yalancısıyım rahmetlinin. Bu ıspanağın orijinal haliymiş bu. Bunu işte tohum çıkarmadan pişireceksin. Bu tohum çıkarmış ya şimdi, kartalmış. Olmaz. Bunu taze kesiyordum. Babama taze. Her gün bunu kavur, her gün yer. Evet. Bu aynı ıspanak gibi, ıspanaklı yumurta yaparmış gibi. Güzelce soğanı sıvı yağında kavurup bunu koyuyorsunuz. İnanın ıspanaktan çok daha lezzetli. Bir de kendiliğinden bitiyor. Evet, bizim bütün babamın bahçesi bundan doluydu. Aynen. Kuruttum. Hani acaba diğer sebzeler gibi olur mu diye. Hafif bir kaynar sudan geçirip kavurdum. Tazesi gibi olmadı. Olmaz. Taze tüketeceksin. Korona, çünkü benim kız da korona oldu. Ben sürekli böyle hep yeşillik yedirdim. Evet, çok faydalı. Şimdi şey, yeğenimin hanımı var. O kendisi doktor olduğu için hala dedi bunları yedirdi, daha çabuk atlatır dedi. Çok şükür. Onları yedirdim ben, daha çabuk atlattı. Evet canım. Efelik. Evet, biliyor musunuz? Efelik. Evet, biz efelik diyoruz. Efelik hep bulmacalarda çıkar. Biz neydi onun bulmacadaki adı? Malabak mı? Öyle bir şeydi. Evet, neydi? Evet. Labada. Labada. Onun nesini yapıyorsunuz? Bunu da biz aynı ıspanak gibi pişiririz. Nasıl? Aynı ıspanak gibi, pirinçli falan. Bir onun de... faydası ne? Ya köy insanı. Bu arada bilmiyoruz işte. Bir dakika. Köyde pardon, onu da siz araştırın ya. Her şeyi biz mi bileceğiz? Ne onun? Mesela şimdi bağırsakları yumuşak tutuyor. Ha. Evet, karın şişti iyi ama yumuşak o. Her şey dertlere deva. Dece bir doktora gidiyorsun. Doktor ne diyor? Sen köyden geliyorsun. Ebe gümeci yemiyorsun mu diyor. Hadi canım. Neye geliyorsun doktora diyor. Peki ebe gümeciyi ne zaman toplamak lazım? Ebe gümecini yerden taze biterken toplayacaksın. Çiçeklendikten sonra değil. Çiçeklendikten sonra olmaz. Şimdi tohuma döndü, olmaz. O tazeyken. Geçtiği zamanlarda. Evet, kıştan yaza çıkarken taze çıkıyor. Toplayacaksın, çok güzel oluyor. Azıcık da içine ısırgan attın mıydı? Tamam. Kavuracaksın, yiyeceksin. Kavurmayacaksın, haşlayacaksın. Sen oldun mu korona? Zeytinyağı koyacaksın. Yok, ben olmadım. Ben ebe gümeci yedim. Ne koronası? Hanife övdü gözlemesini. Dur bakalım nasıl olacak. Aynen. Arkada da ateşimiz var. Ne kadar dayanıyor böyle mayalı hamur? O maya bir gün dayanıyor. Sabah yaptın, akşama kadar. Sabah yapıyorum, akşama kadar kullanabiliyorum. İçini hazırlıyorum. Her şeyim hazır oluyor zaten müşterim geldiği zaman. Hı hı. Hiç beklemiyorum. Hemen tak tak ne istiyorsan. Tak hemen aynen. Hangisinden isterse, kaşarlı, gözleme, ıspanaklı, mancarlı diyoruz biz ıspanak tabii ki. Peki patates sanki haşlanmamış gibi değil mi? Patates haşlanma. Haşlamadan oldu. Haşladıktan sonra rendeliyorum. Haşlamadığın zaman karın ağrısı yapar. Allah Allah. Tabii ki o haşlamadan tavsiye etmem ben. Haşlarsanız daha güzel olur, daha lezzetli olur. Eline sağlık. Babam rahmetli un da satardı. Bizim İkbal unları diye unumuz vardı. Ben alıyorum. Kullandım İkbal unlarını. Gerçekten. Kullandım, evet. Şimdi yok artık, o yüzden aynen, reklam sayılmaz. Aynen. İşte o benim kız. Kullandım ben onlardan. Ya. Yani Çorum unuyla, Çorum Hatap'la Konya ununu karıştırırdı babam. Evet. İkisinden böreklik, böyle baklavalık un yapardı. Biz de torbalardık, onu zımbalardık. Çocukluğumuz öyle geçti. Şuna bak, aradan yıllar geçti. Sürekli unla ilgili işler yaptırıyor Allah bana. Sürekli. Hamuru un olduğu için... Allah Allah, buraya kadar geldiğini bilmiyordum. Şaşırdım bak şimdi. Ben kullandım. Allahu Ekber. Ateşimiz de hazır burada. Odun ateşi, evet. Neli olsun Selim, sen yiyeceksin. Aynen, neli yapayım? Neli olsun? İstersiniz? Patates, kaşar, sucuk. Hepsini karıştırsın mı? Karıştır hepsini. Hadi sen, ben bir başörtümü düzelteyim. Tamam. Allah Allah, görüyor musun dünya küçük? Patates alıyoruz. Şu ateşin çıtır çıtır ses çıkartması kadar güzel bir şey yok. Hem patates hem kaşar. Onun üstünde sucuk koydum. İki de sucuk at. Bir tane. Allah.
helal kesim sucuktur tabii. Aynen, hassasiyet aynen, gösterirsin. Aynen. O saat helal kesim olmadığı zaman tavsiye etmem. Ne kendim yerim ne de müşterime tavsiye ederim. Maşallah, mis gibi de koktu. Aynen öyle. Ve şimdi kapatıyoruz. Şimdi ocağa gidiyor. Şimdi ocağımıza veriyoruz. Hadi bismillah. Çıtır çıtır. İçinde azıcık maya var. Birazcık var yani maya. Hı hı. Maya olduğu için. Sertleşmemesi için. Aynen. Onu yapmak zorundalar. Yoksa aynen, bir süre sonra kazık gibi oluyor onlar. Hoppa. Oo. Aynen. Pişti bile maşallah. Yağ gezdirelim ki biraz. Anneannem rahmetli tavşan aynen, ayağımız vardı bizim evde. Bu yağlamayı tavşan ayağıyla yapardık. Şimdi kameraman arkadaşım Selim öyle bir gözüme baktı ki sen dinozor çağından mı geliyorsun dercesine. Sizde de böyle olurdu. Bizde de bir sopanın ucuna takardınız şeyi, bezi. Aynen, bezin içine o şekilde yapardık. O herhalde böyle yumuşak yumuşak dokunduğu evet, için. Evet, aynen, aynen. Allah, çok güzel. Yumuşak olduğu için biraz ateşli geldi şeyi saçın altı. Nazar, nazar. Aynen, nazar oldu inşallah. Tarafta ateş daha çok, sol orada, tarafta. Aynen, çok hemen 2 dakikalık iş. Yani fazla beklemiyor. Ben müşterim yarım çayını içmeden ben gözlemesini hazırlayıp veriyorum eline. Ellerine. Kaça satıyorsunuz bir gözlemeyi? Bir gözlememiz 12 TL. Karışıklarımız 15'e veriyoruz. Sadece Selim 15 lira hazırla canım benim. 12 TL'ye veriyorum. Yok sizden. Bu aradakini almıyor. Hadi 3 lira bizden alsın. İçimden geldi. Bu yoktu. Yok. Böyle bir espri var ya internette. Aynen. Evet, kabarıyor. Yok, o bizden. O da dursun, size bir öneride bulunacağım. Gelin arkadaşlar. Bu da benim yengemin ördüğü şal. Bakın ben yani 69 doğumluyum. 51-52 yaşındayım. Bu yaşımda öğrendim bunu. Soğanın artık tohuma dönmüş hali bu. Buna erkek soğanın erkek olanı deniyormuş. Beni böyle sevgili Ayşe'ye selam olsun, avokadocu Ayşe'ye. Kopardı bana bunları verdi. Çiçek kısmını kesti. Bak dedim bunu kavur çok güzel oluyor. Ne alaka ya dedim, hayatımda hiç duymadım. Bunu duymuş muydun Selimciğim? Ya bak senin de bilmediğin bir şey varmış. Bunu güzelce koparttık, çiçeğini aldı, küçük küçük doğruyorsunuz. Ondan sonra sıvı yağında bunu kavuruyorsunuz. Yumurtanızla omlet yaparmış gibi böyle çırpıyorsunuz ve soğanları da içine atıp efendim karıştırıp pişiriyorsunuz. Evet evet diyor Selim. Diyor ki içinden, şimdi İkbal Hanım sizin niye böyle olduğunuzu anladım. Ya bir günlük çekimde sizi çözdüm diyor. Ama antibiyotik yani, harika bir şey. Gerçekten yapmanızı öneririm. Domates ekmiş, biber ekmiş. Orada salatalıkları var. Efendim burası da evleriymiş. Çok sevimli. Gelip kalabilirsiniz dedi. İnşallah bir gün vaktim olur da gelip kalabilirim. Tertemiz havası. Tabii oradaki fabrikalar birazcık dumanlarıyla, umut ediyorum filtre edilmiş de havaya verilmiş dumanlar olsun. Dengelemek önemli sanayi ile çiftçiliği. Yani her şey teknoloji değil, her şey sanayi değil. Eğer tarım olmazsa sanayi malzemeleri bizim karnımızı doyurmayacak ki, teknoloji karnımızı doyurmayacak ki. Lütfen bereketli topraklara sanayi için izin vermeyelim. Onları farklı bir yere inşallah taşıyalım diyorum. Ve gözlemeyi yiyip artık herhalde süremiz de doldu değil mi Selimciğim? Efendim bir sonraki hafta kim bilir nerede sizinle birlikte oluruz. Hanım Ağa programından sevgiler, görüşmek üzere önümüzdeki hafta inşallah.